Her gemiden SİHA kalkacak. Helikopter pistinden İHA fırlatma sistemi Türkiye'yi savunmada öne geçirecek. Türkiye'nin SİHA gücünü donanmamıza kazandırmak için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tüm gemilerin helikopter pistinden SİHA kalkmasını sağlayacak yerli bir sistemin geliştirildiği iddiası savunma sanayi gündemine bomba gibi düştü. TSK'nın tüm donanma gemilerinden insansız hava aracı kalkması için portatif bir katapult mekanizması üzerinde çalışıldığı haberi doğruysa, Türkiye denizlerde çağ atlayacak. TSK'nın gemilerinin hemen hepsinde en az bir helikopter pisti yer alıyor. Bu pistle birlikte helikopterin kötü hava koşullarında ve bakım zamanlarında koyulduğu bir de hangar yer alıyor. Geliştirilen sistem dünyadaki muadilleriyle aynı özelliklere sahip olursa, hangarda katlanmış şekilde oldukça az yer kaplayan SİHA fırlatma sistemi, görev zamanı piste çıkartılıp otomatik olarak kurulduktan sonra, Türkiye'nin Bayraktar TB2 gibi taktik sınıf SİHA'larını vinç yardımıyla üzerindeki fırlatma mekanizmasını alacak ve SİHA'yı oldukça hızlı bir şekilde fırlatacak. Bu sistem sayesinde üzerinde uçak pisti olmayan tüm gemilerden SİHA kaldıracak olan Türk ordusu, SİHA'ları tekrar indirmek için de dahiyane bir fikir kullanacak ve gemideki bir vinçten sarkıtılan SİHA yakalama ağıyla TB2 gibi İHA'lar adeta balık avlar gibi havada yakalanıp indirilecek. Ağ yardımıyla yakalanan İHA'nın üzerinde büyük bir baskı kuvveti oluşmayacağı için yapısal bir hasar da meydana gelmemiş olacak. Türkiye'nin hali hazırda gemilerden kalkış ve iniş yapacak SİHA'lar geliştirdiğini Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir zaten açıklamıştı. İlk deniz İHA'larımızın TCG Anadolu gemisinde konuşlanacağı kesin olsa da, Türk donanması her gemiden SİHA kaldırmak istiyor ve bu sayede düşmana ait her türlü tehdidi havadan bertaraf etmek istiyor. Eğer katlanabilir seyyar SİHA fırlatma sistemi üretmeyi başarırsak, TSK'nın denizde özel SİHA geliştirmesine gerek kalmadan bu sistem vasıtasıyla Anka S ve Bayraktar TB2 gibi insansız araçlarımız hiçbir değişiklik yapılmadan gemilerde kullanılmaya başlanacak. SİHA'ları yakalayıp tekrar indirmek için kullanılan ağ sistemi dünyada daha önce de denendi ancak SİHA'nın motor pervanelerini kırdığı için ya da yamukluğu gerekçesiyle başarılı olamadı. Ancak Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Bayraktar TB2 ve Anka S'in motorları önde değil arkada. Bu sayede motorlarının zarar görme ihtimali oldukça az. Ancak bu ihtimali sıfırlamak için belki paramotorlarda olduğu gibi motor pervanelerinin olduğu bölgeye tel bir muhafaza sistemi eklenerek operasyonel güvenlik ve dayanıklılık en üst seviyeye çıkartılabilir diyelim. Bu konudaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Sizce portatif SİHA fırlatma sistemi fikri mantıklı mı, mantıksız mı? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sakın.